Şuna bakalım önce. Televizyon efsaneleri. Pınar Hanım. Fena. Cahide Hanım. Anan. Yalnız Serpil Hanım çok heyecanlısınız galiba. Benim hiç kahvemi değil, taşırmışsınız. İşte bak, dün bahsettiğim mevzu da buydu. Genellikle 2000'den sonra doğan kardeşlerimin skinde olmadığı için böyle saçma sapan mevzular, programlar, bilmem neler. Siz YouTube izleyicisiniz. İstediğiniz şeyleri izliyorsunuz istediğiniz zaman açıp. O yüzden işte bir günde 10 milyon dinlenen insanların çıkması da çok doğal. 200 milyonluk kliplerin çıkması da doğal. Ne bileyim, her videosu 5 milyon izlenen fenomenlerin çıkması da doğal. Sanatçılardan, eski sanatçılardan daha popüler yeni insanların çıkması da doğal. Çünkü bu kimsenin skinde değil. Ya en onun azından bir peçeteyle silmeni beklerdim. Haklısın, silmedim öyle hiç. Ay çok komiksin Bilal'im ya. Bitiyorum ben sana. Komik senin anandır. Dört kere söyledin, bak, benim arkadaşlarım da var. Ben saat 1'de gidiyordum. Ahmet abi, beni tanıdın mı? Mimik'te Mustafa Akkan'la görüşmüştük. Haber yapmışlar. Türkiye Üniversitesi. Adam çok huzurluydu be beyler. Çok rahattı. O zamanlar 40'tı, 12-20 idi. Şimdi 12-26'ya girdi, benimki 49'a girdi. Bırakın, ne oldu? Dört büyük meleği soruyoruz bugün. Dört büyük melek kimmiş? Kim? Biz hiç tanımıyoruz, biz buranın yabancısıyız. Bunların yatacak yeri yok, haberiniz olsun bu arada. Nagatomo. 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 Ne dedi Tomo? Erman Toroğlu ne diyor? Efendim? Ortaokul mezunu diyor hani. Hepsi Fatih Terim'den etkilendi var ya. İngilizce akımı. Efe Hanım diyor. Anlamıyorum sesiniz. Alamıyorum ama. Anlamıyorsan kapat telefonu, git sen de mi uğraşacaksın şimdi be? Öf. Bunu vurduğu zaman bu gider. Bak. Bir vuruyor. Başkanına top istiyor ya. Ne bakıyorsun lan? Zeliha Hanım, canlı çiçekler çünkü oksijen saçıyor, ben ondan rahatsız oluyorum. Sektöre hoş geldin. Ananın amı. Saçıyor, oksijen saçıyor çünkü rahatsız oluyorum. Sağlığıma ben dikkat o ediyorum. O evde hani odada şey yaparsan. Masanızda sonuçta. O yani canlı çiçeği birlik masada öyle bir şey yok. Tutmayın, karbondioksit salgılarlar. Fotosentez falan evet, da bilmiyor değil mi? Ondan. Nurten Hanım da söylüyor. Oksijen, oksijen. Rıza. Delmeye gelmişiz ha. Yordum seni de ya. Aa, rica ederim, ne demek? Nereyi deleceğiz? Şey gibi ya. Ben de dört doktor yan abla gibi. Geldi bana, ben dedi bu çocukla dedi ne yapacağım İpek dedi. Ay bizi buraya çağırdılar, ekipçe gitmedik beyler ya. Bir program internet fenomenlerine özel olacaktı. Gitmedik, rezil oluruz diye. Ben de ayrı kızım dedim sana, dedim çocuk mu yok dedim. Bir hafta sonra ben bu çocukla sözlendim. Biraz... Ama annemin çok hoşuna giderdi, izlerdi, severdi yani. Annem televizyon izleyicisi. Daha şov olsun diye böyle dondurmayı yapıyoruz, bir tane de vuruyoruz böyle. Sayın Aydın. Demir Akbaş, abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın, söyle. Can I help you? Beyler bir de bir şey söyleyeceğim. Bazen sevgi patlaması yaşıyorum ama... Çok seviyorum amına koyayım sizi lan. Harbi çok seviyorum. Vallahi çok seviyorum. It's amazing. This place is yours. Lan ne kadar çok eğleniyoruz beraber. Şuna bak ya. Bir saattir asla asla herkes böyle. Diren Discord'da bir şeyler söylüyor. Batu oradan Alp'e laf sokmaya çalışıyor. Harbiden ya. Ben de amına koyayım demiş. Muhammed 13. Neyse devam edelim. İçeriği böldüm ama. It is my aunt, my family. Congratulations. So beautiful. Congratulations. Böyle bir eksik görmedim. Yalvar sana kaldı yakaldı. O yerinde hiç duramaz. Şimdi and now. Onun araması var. Masum kırmızı gibi gidiyor. Çok yaşa. Hapşu efendim. Hapşu Yüce Anos. Size de hapşu. Çok yaşa. Çok yaşa.
İkinize de hapşu. Siz de hapşu efendim. Siz de hapşu efendim. Şurayı göreceksin. Kaldıracağım biraz. Oğlum internetteki en cringe, en kötü videolardan daha şey herhalde. Böyle şeyler yayınlanıyor değil mi televizyonda gerçekten? O şey değil, montaj değil yani. Böyle bir... Nahtı yani yaşandı. Yaşandı onlar hep ha? Doğal olamaz ki o zaman çok uzun süre televizyon izleyen insanın böyle psikolojisi. Biraz kaldır. Evet. Kaldırıyoruz, döndüreceğiz. Senin kafanı sikim. Evet, çekilin önümden. Açılın, susam açılın. Aman aman. Gecenin fıkrasını anlatıyorum. Evet, evet. Temel evde oturuyor. Arkadaşı Cemal gelmiş koşuyor. Temel demiş, koş demiş, arabanı çalıyorlar demiş. Arabanı çalıyorlar demiş. Temel bir çıkmış evden dışarı, koşmuş arabasının evet, peşine. Araba kaçmış, hırsız almış gitmiş arabayı falan. Cemal soruyor, ne yaptın Temel demiş. Yakalayamadım ama plakayı aldım demiş. Zevkle izliyorum ben şu programı ya. Tadım kaçtı ya. Tadım kaçtı, modum yüksek. Tadım kaçtı harbiden. Tadım kaçtı, modum yüksek. Aman Ali Mirza abi. Trabzonspor 63, Fenerbahçe 63, 61, Bursa Spor 52, Gaziantep Spor 27, Kayseri Spor. Oh, içip gidince televizyon stüdyosuna ben. Sektöre 27, hoş geldin. Eskişehir 27, Beşiktaş 27, Büyükşehir Belediye Spor. Drop geldi yayına da, ufak bir drop. Herkes drop yazarsa geçer bence beyler. 27, Kardemir. Bir yerde izlemekte olduğunuz programda. Yanıyor işte. Hadi çocuklar, 78 milyon tek yürek gibi ifadeler kullanılıyorsa muhtemelen hangisini izliyorsunuz? 78 milyon tek yürek. A evlilik programı. B spor karşılaşması. C çizgi film. D belgesel. Çizgi filmdir herhalde ya, değil mi? Evlilik olmaz, spor karşılaşması olmaz. Belgesel. Belgesel çok saçmaz. Spor C çizgi film son karar. Yani 78 milyon tek yürek ifadesinde... Senin kafanı sikeyim diyor içinden bu arada. Çizgi film nasıl olur? Kimin ödüyor sonunda? İcesinde ya çocuklar deyince ben gerçekten çocuklar düşündüm biliyor musunuz? Hadi çocuklar 78 milyon tek yürek demiyor mu? Allah ben hep bunu yapmaktan korkardım. Taşak geçer gibi söylüyor. Ben hep bunu yapmaktan korkardım yani buraya gelip... Tamam ya haber olduk. Salak evet haber oldum şu an izliyorum seni. Yani... Sen de onu tercih ediyorsun değil mi? Evet, evde yapmayı tercih ediyorsun. Harbi haber oldu adama. Diyorum. Bunu şöyle yapacağız. Anaksız kıyam var. What can you see? I can see Therese and who's in the city. Alp mi konuşuyor? He's coming along the top of the garden wall. Yok. Bizim alacağımız özellikle forma satışında düşündüğünüzde İbrahimovic söylüyor oğlum daha Mustafa Cengiz İbrahimovic'i getiriyor alt yazısı yazalım mı? Hayır. Anne! Anne! İlk defa maça mı çıkmış o adam acaba? Ne yapıyorsun ya? Televizyon dünyasındaki cosplayer miydi bu abi? Biraz bulanık gözüküyor ama. Burak Yılmaz, ben bilmiyorum beyler Burak Yılmaz'ı. Futbolla çok alakam yok. Hayır, ay yapma vallahi. Size bağırdığın gibi niye o taraflara hiç bağırmıyor? Seni suçlarım. Bir dakika. Yılan gibi o. Öldürülen Metin Büyükşehir'in kardeşi Muzaffer Bey. Cinayetten önce. Reklama girdik. Ne? Cinayet konuşuluyor, reklama mı girdik diyor. Dakika. Aynen. Reklama girdik. Bakalım. Bir şey soracağım beyler size bu arada.
Ben yayınları izlerken hiç reklam çıktı oluyor mu size? Mesela şu an reklam çıktı mı hiç? Ben basmıyorum hiç çünkü reklam. Hayır çünkü aboneyim. Hayır, abone olmayanlara çıkıyor mu onu merak ediyorum. Reklam basmıyorum ben, para kazanmıyorum reklamdan. Eğer çıkmıyorsa televizyon bile reklam basıyor, ben basmıyorum falan diyeceğim. Hayır diyor herkes. Tamam o zaman göstereyim. Beyler televizyon programları reklam basıyor cayır cayır. Cinayette bile adam diyor ki reklama girdik bir saniye diyor. Hepsi tiyatro oyuncusu çünkü. Hemen hemen hepsi. Bak ben basmıyorum size reklama. Çünkü saygı duyuyorum size. Buraya gelmişsiniz beni izlemeye. 60 saniye saçma sapan bir şeyin tanıtımını izleyin istemiyorum. Ben yapacağım zaman zaten alıyorum sponsorumu. Diyorum ki HP sponsor nece öyle 50-50 PUBG gelin izleyin. Ana baba günü olacak yarın diyorum. Eyvallah. Tamam primimi elde ettim. Şimdi şey yapabilirim. Üçüncü soru neymiş? İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir? Ya yapma Kıvılcım be. Bu kadar kolay soru cevaplanamaz mı? Yaz. Mehmet Ali Erbil. Çok tadım kaçtı ya. Bir daha böyle video atmayın ha bana. Yaman şakaymış. Aga be, ayrıldım. Monchi yapamıyorum. Bak. Evet, bugünkü dersimizin konusu meslekler. Şimdi herkes babasının ne iş yaptığını söyleyecek. Ay, babam otopark mafyası, benim babam şerefsiz. Naylon fatura satar, vergi ne yapıyor o ya? Banka hortumlar, yurt dışına kaçır. Ağız kim? Ya bu adama niye saygı duyuyorum biliyor musun? Ben de fareyi göğsüme vurup at, koyup adam vuruyorum ya. Bu da enstrümanını sırtına almış oradan. Çalıyor yani. Nazar. Nazar. Nasıl düştü ya? İyi misin? Kaydın ay. Mı? İyi misin? Kerem, biz de seninle aynı yere yazalım mı? Böylece birbirimize daha yakın almış oluruz. Oğlum şimdi size gerçi %85 iptal de %15'ten bahsediyorum. Sevgilisi olanlardan %15. %15'inde %5'i falan sevgilim var başka şehirde. İnternetten tanıştınız. Şimdi tercihler açıklanacak. Ne zaman arkadaşlar açıklıyor? Ondan genelde çükleri oluyor haberi olsun. Pazartesi yapıyorsunuz değil mi? Pazartesi son gün tercihleri. Evet abi. Bakalım hangi şehir çıkacak. Manitaya göre şehir yazmayın sakın ha. Daha yoldayken ayrılıyorsunuz. Yazın lan belki hayatınız. Otobüsteyken daha bak giderken. Yani. Ya yok öyle bir şarkı abi. Batu var mı sevgilin? Yok var diyecek şimdi. Var birkaç tane diyeceğim de yok i̇şte yok. O yüzden yok diyor zaten. Var birkaç tane çok net yalan bu arada. Ne oldu? Yoksa üniversitede bir sürü güzel kız vardı. Senin yanında istemem mi diyorsun? Benimle aynı yeri yazabileceğini zannetmiyorum Azal. Niye? İlahiyat fakültesine mi girmeye karar verdin? Böyle reklam da var değil mi? İki boyutlu cipsleri var. Ben gerçekten 10 yıldır televizyon izlemem bilmiyorum ki abi. Abi çok iyiydi bu ya. Adam TV Legends TR diye şey açmış. 10 kız cipsi yedi. Memeleri çıktı. 2 boyuttan 3 boyuta geçti. Adam nerede? Boşver. 3. boyuta Patos Kratos'la gel. Bak şimdi halka oynuyorsun yine. Bence sen halka oynama. Halka diye bir korku filmi var biliyor musun? Orada oynasan. Ay ben şok. Buyurun. Patronuna benim geldiğimi söyle. Sen kimsin? Anana git sor. Ha ben Gizli Kurtlar Vadisi izleyicisiyim. Onu da itiraf edeyim size. İnternetten izliyorum. Çok da severek izliyorum. O ben kadar de. Zaman harcadım diye de takip etmek zorundayım. Her bölümünü izlerim. Emin ol lan! Ben düştüm bir ateşe, siz düşmeyin yanarsınız. Yani ben yanmışım zaten, sizin yanmanızı istemiyorum diyor. Evet. Bence. Oğlum eskiden İbrahim Tatlıses ne güzel. Çiğ köfte artı rakı sofrası kuruyormuş. Eskiden otobüslerde sigara içiliyordu. Benim... Abi, ha söyle canım. Canım bebeğim söyle. Parayı basıp Kutlar Vadisi'nin yayın haklarını alıp Twitch Kutlar Vadisi izliyor diye bir kanal açsana bize. Allah için ya.
Oturun. Dur şimdi böyle işte. Bak kanalın emotları da olsun. İşte şey Polat Alemdar. Memar. Yaparız hepsine. Tier 3'lere Polat yanmış. Bir şey söyleyeyim mi şimdi? 2017'de geçti dijital medyaya harcanan para, televizyona harcanan parayı. Atıyorum. İşte 15 milyar dolar televizyonaysa 15 milyar dolar da dijital harcandı 2017. Yani şu an almaya kalksak alabiliriz aslında. Dijitalde daha... Aa, mis olur ha. No, kaç izlenir beyler? Beyler kaç izlenir? Öyle bir şey yapsak harbiden. Bir dakika. Bir şey söyleyeyim. Baştan sona aralıksız izleniyorsa... İlk bölümden başlayacak. Baştan sona aralıksız. Ben buraya hepsini indireceğim, ayarlayacağım. Buradan vereceğim yayını. Buradan vermem. İnternet falan kopar. İstanbul'da... Evet. Ona özel bir stüdyo falan kurarım onun için. Ama reklam basacağız o zaman o verdiğimiz parayı kazanmak için. Arası evet, reklam araları olacak. Böyle. Kaç izlenir abi beyler? 30-40K diyorlar. 5K. 5K izlenmez lan. Daha fazla izlenir. Official'lik kalacak her gün. Tabii. Ana sayfada en üstte göreceksiniz böyle. İngilizce'de altyazı koyarız. Bütün dünyayı izletiriz. 1 milyon izlenmez anlık. Saçmalamayın lan. Gerçekçi söyleyin. Çok realist söyleyin yani. Hani 1000, 2000, 5000, 10000. Yani her gece YouTube'da çakma. Abi şunu bir düşünsene. Bir yandan da chat'le berabersin. Chat'te yorum yapıyor aynı anda. Oğlum çok zevkli olur lan. Polat çıkınca herkes Polat'ın emotunu falan atıyor. Chat'in geyiğiyle beraber. Spoiler verme ihtimali yok. İrem bunu yaz proje herkes olarak. Herkes oynayabiliyor. Nevati çıkınca usta yazıyorlar. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi düşündüm de. Bir şey söyleyeyim mi? Çakır'ın öldüğü yayın 50K falan bence bu arada. Bir de ben yaptığım için facecam koyardım herkes oraya böyle bir tane. Sen de izliyorsun kenardan. 10K diyorlar ya. Şu an izlesek ne olur la Diren? Abi Çakır'ın... Kanka yayın haklarını almak lazım onu. Vallahi YouTube'da var şu an yani. Deli gibi reklam basak. Öyle bir dakika izlemiyorsun. Hepsini izleyeceksin. 300-400 dolar gelse bölüm şey yayın başı. Şeyi de abi Çakır'ın öldüğü zaman da cumartesiye falan da. Kaç bölüm vardı lan? Dur hesap yapacağım şimdi. Abi 96. Hayır daha fazla. Ne 96 Kurtlar ya. Vadisi 96. Vadi. Ya pususu da var oğlum bunun. İhtiyarlar yani, diye var. Spoiler verdi diyor. Abi, dün mü doğdunuz anasını satın? Kainat yönetenler var. Ne? Abi pusu 400 bölüm. 500 bölüm. Kaçar saatten? 1,5. Abi pusu 1 saat, pusu 2,5 saat. Pusu 1 saat, pusu 2,5 saat. Evet. Nasıl? Pusu 1 saat. Ya vadi 1 saat, pusu 2,5. 1, 2,5, 400, 2,5 saat. Yayınlarım 4 saat. Reklam bassam 300-400 dolar kazanırım. Ama yayın hakları kaç para kim bilir ya? 400 bölüm. Sub gelse falan. Şey sablar da böyle. Bence Erkan alınabilir bu arada. Başlıyor. Ama şey 10K izlenmemiz lazım fix. O zaman kurtarıyor. Kar biliriz. Onda çekiliş yaparız. Lemur'a söylerim ben 3 boyutlu yazıcıdan figür çıkartır. Kurtlar Vadisi karakterlerini. Onları chat. Şey, racon kesmiyorum kafa kesiyorum çakısı dağıtırız abi. O çakıdan ben de iki tamam, tane tamam sen var. Projeyi not aldı lan. Bayağı merchandise yapacağız. Hayır Türkiye'de böyle bir şey yapılınca güzel olur yani. Şey yapmaz. Bobroslar falan çok güzeldi oğlum. Bütün dünya 100K izledi yani. Adamın abi o sakin çizilerini. Aynı anda konuşuyordu bütün chat falan. Evet. Efsaneydi ya. Spoiler ihtimali de yok. Çok güzel. Herkes biliyor ne olacak. Evet. Tamam. Fırlatacak mı? Ne olur fırlatsın ya. Oğlum düşecek sandı şey desteğe geldi adminlerden biri yandaki. Joker'i tanıyalım demediniz. Joker'i ne yapalım demediniz. Hüseyin Can'ı merak etmediniz. Kimdir Hüseyin Can? Niye sormadınız? Gerçekten neden sormadım sevgili seyirciler? Kimdir Hüseyin Can? Erkek arkadaşım. Şey. Şimdi ben tabii filmler benim de aklımda. Ama seyirciyle karşılaştığımız zaman... Bu adam bu arada saçmalama ihtimali çok düşük yani. Yılların çok saygı duyulan. Şimdi her seyircinin sanatçısı takıldığı film ayrı. Yani beni görüyor, aa Şener Şen merhaba demiyor. Filmden bir laf ediyor. Şimdi yanımdaki arkadaşlar şaşırıyor. Ya onu ben de yaşadım ya. Aras Bulut İnemli ile askerlik yaparken 19 gün yaklaşık 12 saat beraberdik hep beraber.
Çocuk geliyor hani Aras abi nasılsın demiyor. Ya maç koçovalı nasılsın abi falan diyor böyle. Harbi televizyoncu olmak da zor yani. Abi ne yapıyorsun? Mesela bana Andos demiyorlar. Cantu abi nasılsın diyorlar, sarılıyorlar. Televizyonda başka bir boyut abi. Ben onu anlıyorum, hemen cevap veriyorum. Ben. Bir tek ben anlıyorum. Mesela beni görüyor, senin namusun seni. Ne diyorsun? Finito, giocare. Risultato importante. Si. Si. Güzelmiş kanka video ya.